ocağında öğrenci olmaya devam edeceğiz. Temel olarak bizim öğrendiğimiz branşın adı cam üfleme, sıcak cam diye geçiyor. Pipo denilen aletleri kullanıyoruz. Bal kıvamındaki camı alıp pipoya sararak alıyoruz. Yer çekimi olduğu için piponun ucunda durduğunuz zaman hemen o cam akıyor. Yer çekimine karşı koymak için pipoyu sürekli çeviriyoruz ve üfleyerek cama yeniden hayat vermeye çalışıyoruz. Nasıl bir his, nasıl bir haz alıyorsunuz bu işten? Cam yaparken sanki bu dünyada değilsiniz. Sanki onun dünyasına giriyorsunuz. Onunla birlikte akıyorsunuz. O sıcaklık, o kıvam, o üfleyerek verdiğiniz şekil bambaşka bir yere alıp götürüyorsunuz. O anı yaşıyorsunuz. O anı yaşamak bence bu çağda, bu kadar teknolojik bir çağda çok zor bir şey. İnsanlar bunun için yeni metotlar geliştiriyorlar veya eski metotları kullanıyorlar. Meditasyon yapıyorlar, sanatla ilgilenmeye daha çok devam ediyorlar, doğaya kaçıyorlar. Ben burada bizim yaparken keşfettiğimiz bir şey, o anı yaşayan, konsantrasyonunuzu bir anda bozduğunuz zaman ya bir yerinizi yakıyorsunuz ya yaptığınız objeye zarar veriyorsunuz. Dolayısıyla o anı yaşama şansını burada cam yaparken elde ediyoruz. O çok keyif verici bir şey. Aslında biraz da heyecan var, adrenalin çok, var değil mi işin içinde? Çok. Her şey o kadar hızlı gelişiyor ki, yani işte Gamze'nin de dediği gibi en ufak bir hatada o bir saattir uğraştığınız objenin kırılma riski var. Çok riskli bir iş ve çok hızlı. Zaten heyecan da buradan geliyor. Çok hata yapabiliyorsun ama bir gün böyle o hatadan öyle güzel bir parça çıkabiliyor ki, aa işte onu oraya koyalım, bunu buraya koyalım, aa diyoruz ne kadar hoş bir şey olmuş. Yeni bir şey keşfetmişsin gibi. Her gün aslında bir yenilikle geçiyor hayatımıza. Her gün yeni bir şey keşfediyoruz, yaratıyoruz. Ya cam hakikaten çok güzel bir şey. Cam sanatı ülkemizde çok bilinmiyor. Oysa ki geleneksel bir sanatımız değil mi? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Çok geleneksel bir sanatımız olmasına rağmen Türkiye'de senelerce gizli kalmış ve bir takım ustaların kendi atölyelerinden dışarı çıkamamış. Özel küçük usta atölyelerden dışarı çıkamamış. Cam Ocağı Vakfı bize dünyada yalnızca 15 tane olan cam okulunu kurarak aslında müthiş bir imkan tanıyor. Bu sanatı öğrenme imkanı veriyor, öğrendikten sonra uygulama imkanı veriyor, bundan para kazanma imkanı veriyor ve butik cam dediğimiz, yani yaptığınız camın eşi benzeri olmayan şeyler yaratma fırsatı veriyor. Bence bu çok önemli bir şey ve çok vurgulanmasını istediğimiz bir şey. Burası müthiş bir mekan. Sanat okulu. Sanat okulu. Cam sanatı, evet. Okulu. Evet, evet. Yani hakikaten dünyada çok çok az. 15 çok az bir sayı dünya için. Hele son okullardan biri olması gene çok önemli bir şey. Çünkü son teknoloji var burada. Çok güzel bir arazi, yemyeşil bir arazi, bir nehir kenarında, Rive Nehri kenarında. Bunlar çok güzel imkanlar. Yani bunların kullanılması gerekiyor bence. Peki cam deyince ne düşünüyorsunuz? Cam deyince bir kere çok saydam, işte hem soğuk hem sıcak bir his veriyor insana. Tezatlıklarla dolu var, aslında değil mi? Tezatlıklar da var. Aslında çok sıvı, birdenbire taş kıvamına geliyor ama kırılgan. Yani evet, saydam. Yani bir sürü şey söyleyebilirsiniz. Tek bir şey söyleyemezsiniz camla ilgili. Siz ne düşünüyorsunuz? Cam benim için artık bir hayat biçimi oldu. Yani her baktığım şeyde, objede, doğada her şeyi cam olarak görmeye başladım bir süre. Şimdi onları eleyerek sanatımızı, tasarımlarımızı onlardan yola çıkarak cama nasıl yansıtırız düşünmeye başladım. Cam hakikaten elle tutulamayan ama beyninize, kalbinize işleyen müthiş bir malzeme. Aynı zamanda ben çok zor bir sanat olduğunu düşünüyorum. Yani saydam bir maddeye şekil vermenin gerçekten zor, değil mi? Yani bence de çok zor ama sevince kolay. Yani biz çok sevdiğimiz için belki de işte geliyorlar, seyrediyorlar. Aa çok zor, çok sıcak. Biz onların hiçbirini hissetmiyoruz. Hatta bazen gazeteyle şekil verirken bile, ya 50'ye bilsem hissi doğuyor. Bilmiyorum ama bize çok zor gelmiyor ama kolay bir iş değil. Yani çok sevmek lazım. Her sanatta olduğu gibi. Bu da sevilmesi gereken bir şey. Sevmesek herhalde
her gün koştura koştura gelmezdik buraya. Sizin asıl mesleğiniz nedir? Ben daha önce de camla uğraşıyordum ama mozaikle uğraşıyordum. Sonra sıcak cama geçtim. Üniversite mezunusunuz. Denizcilik okudum ama yapmadım. Camla devam ediyorum. Evet, camla evet. Evet. Sizin? Ben iç mimarım. Eğitimimi iç mimar olarak aldım. 6-7 yılda mesleğimi yaptım. Daha sonra evlilik ve hamilelik, iki çocuğumu doğurmak bir ara verdi. O arada hep aklımda olan camı cam okulunda açılmasıyla birleştirerek çok müthiş bir... Neden hep aklınızdaydı? Yani nasıl bir yer edinmişti kafanızda cam? Hep aklımdaydı. İşte bu saydamlığı, ışıkla birleştiğinde verdiği güzel resim. Evde hep cam objelerimiz vardı. Yani ilk doğduğumuzda da elimize aldığımız ve kırarak deneyimlediğimiz ilk şey cam bardaktır. Benim de evde oynarken kırdığım annemin bir vazosu vardı. Ve ondan sonra onun kırılınca içindeki renklerin çıkmasıyla daha bambaşka bir dünya aldığını gördüm. Hem kırdığıma çok üzüldüm hem de o dünyayı keşfettiğime çok sevindim. Buradan böyle yavaş yavaş cam hayatıma girdi. Ve kendinizi burada buldunuz. Evet, kesinlikle. Peki bundan sonraki hedefler nelerdir? Neler yapmak istiyorsunuz? Hedeflerimiz daha fazla yaratmak, daha çok şey öğrenmek. Cam, yani camla devam edeceğiz. Hedef cam. Sonsuz hedef cam ve öğrenci olmaya da devam, cam yapmaya da devam. Bizi nereye götürecek bilmiyorum ama. Yine Gamze Hanım'la birlikte ikiniz, değil mi? Evet, bizim istediğimiz sürekli camla uğraşmak. Ama nereye götürür bizi bu akarak, bu nehir nereye götürür bilemiyorum. Şimdi her sanatçı eserine isimler koyar, yaptığı esere. Sizin de var mı böyle isimleri? Mesela kanatlı bardaklarınız vardı. Onların bir ismi var mı? Kanatlı bardaklarımız kanatlı bardak. Ama alıcı, alanlar, beğenenler genelde melek olarak alıyorlar. Saçaklı dediğimiz, tabir ettiğimiz bir vazomuz var. Daha kimselere gösteremeyip size ilk çalışırken gördüğünüz bir model. Üstüne böyle herhalde bir 50 kere gidip gelip verdiğimiz küçük saçaklardan oluşan bir vazo. Bu arada aklıma geldi, hedeflerimiz var. Daha doğrusu bir projemiz var. Bu projeyi söylemek istiyorum, paylaşmak istiyorum. Eğitimle ilgili bir proje olduğu için. Çocuklar cam ocağına gelerek çok güzel camla ilgili görsel bir eğitim alıyorlar. Bunu görselden çıkarıp daha temel bir projeye sokmak. Bilimsel. Evet. Küçük bir film hazırlamak istiyoruz, camın hayatını anlatan. Bir kitabımız taslak aşamasında, geri dönüşüm, bir şişenin başından geçen öyküyü anlatıyor. Ve bunu küçük bir hediyeyle birlikte çocuklara vermek istiyoruz. Cam, sıcak camı dış mekanda üflemek istiyoruz. Daha çok kitleye ulaşabilmek için büyük alışveriş merkezlerinde veya üniversite kampüslerine götürüp bu gördüğünüz aletleri dış mekanlarda cam üflemek istiyoruz ve daha çok insana ulaşmak istiyoruz. Cam daha çok insanın içine girsin, evet, halkın kesinlikle. İçine girsin. Evet, temennilerimiz bunlar. Peki sizlere iyi çalışmalar, bol camlı günler. Çok teşekkür ederim.